Sen devam et. Ne diyorduk ki, unuttum ben. Hiçbir televizyona çıkmadın. Bunu koymuyor. Benim çalıştığım projeleri anlatamıyoruz ki, yasak hepsi. Daha yasak çıkamadık. Mı? Yasak mı? Ne iş yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun abi? Vallahi ben program yapıyorum. Merhabalar, Planet'te gezimize devam ediyoruz. Şu anda yanımda yörünge yönelim kontrol sistemleri mühendisimiz Umut Kızılyamaç var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk abi. Adaşım. Aynen. Aramıza birisini alalım. Dilek dilemek isteyen varsa aramızda dileğini dilesin. Bizim şu andaki dileğimiz ne? Uydular yukarı çıksın, uydular yörüngesine yerleşsin. Aynen. Ve bize sinyallerini göndersin. Güzel. Ama aslında ben seni farklı bir meslekte biliyorum. Uyduları yörüngeye yerleştiren adam olarak biliyorum. Doğru mu? Yani doğru diyebiliriz abi. Yani onun hesaplamaları ve onun alt sistemlerinden ekipçe bir sorumluyuz. Vay. Yani nasıl o yörüngeleri sen belirliyorsun? Yani örneğin uydularımız 550 kilometrede. Ya ben 545'te olsun desem bunu sen mi dersin? Yoksa... Buna aslında şöyle karar veriyoruz. Bizim takım uydunun bazı isterleri var. Bunlar güç üretim isterleri. Hı hı. Link bütçesinin sağlanabildiği yerlerden dolayı gerekli irtifalar gibi bazı isterler var aslında. Ve bununla birlikte gittiğimiz SpaceX firmasına gittiği yörüngeler var. Bunlarda da gidebileceğimiz LTN-LTDN değişimleri, irtifa değişimleri belli bir ölçüde oluyor. Hı hı. Biz bunları optimize ederek bizim takım uydunun en optimal şekilde revisit time, tekrar yeniden geçiş süresini sağlayacak yörüngeleri belirliyoruz. Daha sonrasında uydulardaki itki sistemleriyle operasyonları gerçekleştirip nihai yörüngelerine götürüp bu formasyonu oluşturuyoruz. Takibini de sen yapıyorsun aslında bunların. Yani evet. Uydu şu anda yörüngede mi? TL'lerimiz var. Bütün aynen. Uydular, dünyadaki bütün uydular işte Amerika'nın Space Force tarafından sürekli takip ediliyor. Ve bize de arada bir şey geliyordur herhalde. İşte bak uydumuza şu uydu yaklaşıyor, işte dikkat edin diye hiç sinyaller geldi mi? Evet, günde yaklaşık 5-6 mail geliyor. Bunların ciddi çoğu misin? Aslında uzak mesafeler oluyor. Hatta birkaç gün önce çok ilginç bir şey geldi. NASA'dan bir anda mail geldi. Bizim devlet uydularından birisiyle bizim Connect'a T3.1 yakın bir geçiş yapacak. Biz hareket edemiyoruz, manevra yapamıyoruz. Siz buradan bir kaçış manevrası yapın dediler. Üst üste geliyoruz, okey. Evet. Biz de tamam dedik. Sonra bunun bir ID'si var, bunu paylaştılar. Bunu girdiğimizde objenin aslında Hubble teleskobu olduğunu gördük. Ne? Yani. Hubble uzay teleskobu da bizi burada çarpıyor. Aslında neyse, reklamın iyisi kötüsü olmaz diyeceğiz ama. Yok, Hubble uzay teleskobu canımızdır. Lütfen evet. Ona çarpmayalım. Yani, biz de koordinasyonla devam ediyor. Ne yaptık peki? NASA ile koordinasyonla aslında iletişimleri sürdürdük. İşte risk ne kadar, nerede manevra yapmamız gerekiyor gibi onu koordine ederek bu şeyi atlattık. Bunun gibi bir sürü koordine ettik mi peki, yani biz çekildik mi? Vallahi sonuçta bu, büyük gemi, orada da küçük gemi, küçük tekne var. Büyük gemi yaklaşıyor. Ve bizim yani aslında buradaki... Aslında burada olan şey hangisinin itkisi varsa ya da hangisi en hızlı manevra yaparsa o hareket eder şeklinde. Aynen. Örneğin küçük bir uydu vardır, itkisi yoktur. Dolayısıyla büyük mecburen çekilmek zorundadır. Ama bizim itkimiz var. Onun için biz çekilebiliriz. Evet. Biz çekildik mi böyle bir durumda? Burada hesaplamaları yaptık. Şu an yakın geçişte bir tehlike görmedik. Ama dünyanın farklı yerlerinden, yer istasyonlarından şu an rezervasyonları yaptık. Ateşleme planımızı yaptık. Gerekli durumda şu an. Onu çalıştırabilecek şekildeyiz. Ne zamana çarpma ihtimali var? Bu akşam. Yayınlanıyorsa çarpmamışızdır herhalde. Evet, yayınlandığı tarihte çarpmadıysa, Hubble uzay teleskobu hala yaşadığını biliyorsak o zaman problem yoktur. Ama bunlar zaten ya 30 yıldır zaten bu sorunla baş başa kalmışlardır. Peki 5-6 tane mail alıyoruz diyorsun. Ne yapıyoruz biz bu mailleri? Her gün bunları kontrol etmek zorundayız herhalde. Yani evet, gelen maillerin bir çarpışma probabilitesi oluyor ve distance oluyor aslında. Yani ne kadar mesafeden geçeceği. Bunları biz yakın takibi alıyoruz, devam ediyoruz. Riskli olanlarda daha da yakından inceliyoruz. Böyle devam ediyor. Zaten Amerika'nın Space Track bunları sürekli kontrol ediyor, haber de veriyor. Uydu, sizin uydunuz lütfen çekilin ya da öteki tarafa diyor lütfen çekilin. Evet, geçen de aynısı şeyle de olmuştu, SpaceX'le de olmuştu. Starlink'le bir yakından geçişi vardı. Starlink kendi kaçış manevrasını yaptı bizim uydudan. Starlink zaten daha şey... Evet. Daha büyük ve onlar yörüngede ise aynen etkileri daha şey ve yörüngede de daha çok hareket edebilir. Peki itkiden bahsettik. Ya yani uydularımızda itki sistemleri var. İtki ne demek bu arada? İtki aslında bizim roketten çıktıktan sonra bir yörüngeye oturduğumuzda artık orada bizim ona bir force uygulayabileceğimiz bir şey yok normalde. Yani o kendi artık yörüngesinde... Artık boş uzayda dönüyor aslında evet, değil mi? Evet. Belli yani bıraksan döner. Evet. Yavaş yavaş aşağı inebiliyor. Çok ufak drag ve solar radiation pressure gibi.
Biz itki sisteminde aslında bunları değiştirebiliyoruz. Yani aslında yıllarca yavaş yavaş uydu dünyaya yaklaşırken bunu düzeltme manevrası yapabiliyoruz. Uydular arasındaki mesafeleri değiştirip denemeler yapabiliyoruz. Mesela Konnect'te T3.1 ve 3.2'de biz bu uyduların mesafesini değiştirerek uydular arası haberleşmeyi test ediyoruz. Evet. Konnect IoT'de de bunları bir yörüngeye eşit şekilde dağıtıp düzenli bir revisit time sağlayacağız aslında. Ne kadar büyüklükte bu itkiler? 1U standartına geçen boyutta. Yani 6U uydumuz şu büyüklükteyse 1U'su yine de bayağı yer kaplıyor aslında. 10 santim, 10 santim, 10 santim. Yani hacmin 6'da biri şeklinde. Peki bu nasıl bir şey? Yani nasıl bir itki, nereden itki yapıyor? Bir kimyasal bir tepkime mi yaratıyor yoksa iyon mu gönderiyor? Biz kimyasal itki kullanmıyoruz şu an. Elektrikli itki kullanıyoruz. Bunların yaklaşık 100 güne yakın şu an ateşleme süresi var. Bu elektrikli itkilerin en büyük avantajı zaten çok uzun süre ateşlenebiliyor ama itki miktarları çok düşük. Mesela 0.35 milinewton şeklinde bir itki. Yani aslında düğmeye bastığında hemen şeymiş gibi aynen, hareket edeyim. Filmlerdeki gibi, aynen, filmlerdeki gibi gaza basayım oradan kenardan biraz hareket etsin falan diye bir şey değil. Aynen öyle. Böyle yavaş yavaş hareket etmeye başlıyor. Ondan sonra aşağı yukarı hareket değişiyor. Aynen. Yaklaşık işte 20 dakikalık, 1 saatlik gibi ateşlemeler yapıyoruz. Böyle düzeltiyoruz yörüngeleri. O zaman bayağı aslında yakıtı da kullanmış oluyorsunuz. Evet, yani yakıtın bazı manevralarda çoğunu kullanıyoruz. Mesela Konnect'te T3132 özelinde NASA'dan Hubble teleskobundan bu kaçışı yapsaydık yakıtın %2'sini kullanacaktık mesela. Oo. Ya bunu aslında geleceğinden de çalmış oluyoruz böylelikle. Evet. Şu an IoT'lerde ama yakıtı çok daha fazla bir itki sistemi kullanacağız. Bunlarda yaklaşık 100 güne yakın bir ateşleme yapabileceğiz toplamda. İtkinin şöyle bir özelliği de var. Şimdi bundan sonra aslında Amerika'nın ve bütün dünyanın uygulamaya çalıştığı yeni bir kural var. Az önce söylediğin gibi uzayda çok fazla uydu var malum. Evet. Çarpma ihtimali çok daha yükseldi. Dolayısıyla bu kadar uydunun çalışmayan versiyonlarını hala uzayda tutmanın bir anlamı yok. Bunları aşağı düşürülmesi gerekiyor. Evet. Son bir misyon olarak da o intihar görevi için de yüzde kaçlık bir itkiye ihtiyacımız olur? Şu an biz yaklaşık %30'unu buna ayırıyoruz. Son %30. Evet. Yani ne oluyor? Dönüyor. İşte 5 yıl geçti örneğin artık bozulmaya yakın ya da artık olması gereken fonksiyonlarını bitirdi. Dolayısıyla artık biz bunu intihara gönderebiliriz diyoruz. Ondan sonra %30'u ateşliyoruz. Yavaş yavaş okyanusa düşürüyoruz. Evet. Aslında bu dünyanın bundan sonraki kuralı bu şekilde olacak. Evet, yani uydunun görevi bittiğinde öyle bir yörüngeye gitmesi gerekiyor ki yaklaşık 3-5 yıl içinde kendi kendisine atmosfere girip eriyip artık düşsün. Aslında evet, uyduyu yörüngede tutmak çok büyük bir iş. Bunu yapıyorsun ama daha da büyük bir iş var. Çok daha fazla uydu, takım uydu şeklinde tasarlanmasını da sen yaptın. Biz burada ekip olarak zaten yörünge verilim sistemlerinde çalışırken yörünge mekaniğiyle oldukça içli dışlı oluyoruz. Yani aslında 100 tane uydunun 200 tane uydu olduğunda bunların ardı ardına nasıl gideceği, birbirlerinin arasındaki uzaklığın ne olacağını hepsinin aslında hesabını yapıyoruz. Evet. Burada sen yapıyorsun. Aynen. Bunu da bu Konnect IoT özelinde ben yaptım. Bizim şu an yaklaşık 100'den fazla uydunun gideceği yörüngeler, bir yörünge düzleminde kaç uydu olacağı, bunların nasıl dağılacağı, kaç yörünge düzlemine gideceği gibi şeyler çalışıldı burada. Bunlar hani fırlatıcının isterlerine gibi, dediğim gibi güneş üretim isterlerine gibi şeylerle belirlendi. Şu an 100'den fazla uydunun nihai yörüngeleri belli. Biz yavaş yavaş bunları yolluyor olacağız önümüzdeki yıllarda. Harika. Peki nereden geliyorsun sen bu tür böyle bir işi yapmak için? Hangi okul okunur? Hangi bölüm okunur? Ben aslında ODTÜ fizik mezunuyum. Sen de meslektaşız. Evet. Yani aslında mühendis eğitimi almadın. Evet. Yani ama fizikte de aslında böyle eğitimler almadım. Evet. Burada yavaş yavaş öğrene ilerledim. Yani hepimiz farklı şeyleri burada öğreniyoruz. Sen de aslında burada aslında en başından beri olan insanlardansın değil mi? 3 yıla yaklaşıyor. 3 yıla yaklaşıyor. Yani zaten Planet kuralı 3 yıl oldu. İlk katılan arkadaşlarımızdan bir tanesisin. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu kadar emeklerin, bu kadar çalışmaların için. Uydularımızı yörüngede tutmaya devam et. İşte kimseye çarpmadan. Kimseye çarpmadan. Hele Hubble Uzay Teleskobu lütfen çarpma. O lazım. O önemli. O önemli. Teşekkür ediyoruz. Planet gezimize devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.